Nasıl anlatacağım ya? Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Kitabın çoğunluğunda... Ay ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ay. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere bahsedeceğim kitap Sevinç Okum'un yazmış olduğu Deli Zamanlar adlı kitap. Elimdeki kitap Kapı Yayınlarından 206 sayfadan oluşmakta. Açık, sade, anlaşılır bir şekilde oluşturulmuş. Kahraman bakış açısıyla oluşturulmuş, aynı zamanda gözlemci bakış açısına da yer verilmiş. Çünkü kitabı anlatan kişi, anlatıcı bir kadın, aynı zamanda başka bir kadının hayatını gözlemliyor. Onun yaşadığı olayları, durumları bize aktarıyor. Yani daha çok kahraman anlatıcı, Aypare'nin hayatını gözlemliyor. Onun yaşadığı durumları, olayları bize aktarıyor. Elimdeki kitap 27 Mayıs sonrası yaşanan olaylar, durumlar, toplumun çatışması, toplumun yaşadığı olaylar, kadınların yeri, toplumda yaşayan insanların birbirlerine bakış açısı, üniversitedeki gençliğin ayrımları vesaire vesaire durumdan bahsetmiş. Yani şöyle de söyleyebilirim. Anlatıcı 27 Mayıs sonrası yaşanan olayları, durumları, gençleri, gençlerin bakış açısını, aynı zamanda kültürü, kadının toplumdaki yerini eleştirmiş, irdelemiş de diyebiliriz. Anlatıcı gerçekten çok güzel yerlere vurgu yapmış. Özellikle zaten yazarımız da kadın olduğu için kadın yazarlarda çoğu kitaplarda karşılaşıyoruz bu durumlarla. Kadının toplumdaki yerini sorgulamış, irdelemiş, toplum dışına itilmiş, arka plana atılmış kadınlardan bahsediyor. Okumuş kadın, okumamış kadın irdelemesi yapıyor, karşılaştırması yapıyor. Aslında kadınların eğitim alması gerektiğini, kadınların çalışıp iş hayatına atılması gerektiğini, kadınların kendi paralarını kazanması gerektiğini, kendi ayaklar üzerinde durması gerektiğini söylüyor. Özellikle bu konuya değindiği için gerçekten bu kitabı iyi ki okumuşum, çok beğendim. Anlatım tarzı da çok güzel. Bilinç akışı tekniğine yer verilmiş. Bilinç akışı tekniği biliyorsunuz zaten. Bilmiyorsanız da araştırın. Ben zaten bilinç akışı tekniğiyle yazılmış başarılı kitapları çok seviyorum, çok beğeniyorum. Zaten artık günümüzde kitapların çoğunluğu, filmler de böyle oluşturulmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Modern zamanın kullanılması gereken en önemli teknik olarak düşünüyorum ben bu tekniği. Bu kitapta anlatacağım ard arda olaylar, durumlar yok. Çünkü bazı şeyleri size aktarırsam yani çok uzatmış olabilirim. Konuyu gereksiz yerlere açmış olabilirim diye düşündüm. O yüzden kısaca bahsetmek istiyorum. Kitabın anlatıcısı üniversitede okuyan genç bir kadın. Aynı zamanda bu genç kadın bir partiye üye, kendi ayaklar üzerinde durmaya çalışan biri ve partide kendi varlığını kabul ettirmeye çalışan biri. Zaten kendisi de kitabın bazı yerlerinde söylüyor. Aslında benim amacım bir partiye girip yükselmek falan değil. Sadece kendimi anlatma çabası, varlığımı kabul ettirme çabası diyor. Bunu vurguluyor. Bu genç kadın kendi sokaklarına, mahallesine gelen Aypare'yi, onun eşiyle yaşadığı durumları, onun yaşadığı diğer durumları, olayları gözlemliyor, bizlere aktarıyor. Aypare avukat, güçlü bir kadın, özellikle diğer kadınların yanında durmaya çalışan, ezilen kadınlara destek olmaya çalışan biri, kadınlara her anlamda destek olan biri. O yüzden anlatıcı bu kadını kendisine örnek alıyor. Hatta genç kadın nerede tökezlediği zaman Aypare ona destek oluyor. Psikolojik olarak destek oluyor. Fiziksel olarak destek oluyor. Oluyor da oluyor. Aypare her zaman genç kadına ayakta durması gerektiğini, direnmesi gerektiğini, mücadele etmesi gerektiğini, hemen pes etmemesi gerektiğini söylüyor. Okuyup bir şeylerin farkında olması gerektiğini, diğer kadınlarla ilgili konuşmaları var işte buralarda. Genç kadın ne olursa olsun Aypare'yi örnek alıyor ve ondan güç alıyor. Partide varlığını kendini kabul ettirmeye çalışıyor ama en son oradaki çalışanların bakışlarına, sözlerine dayanamıyor ve istifa ediyor. Ayrı bir işe giriyor, bir fabrikaya giriyor. Orada para kazanmaya çalışıyor. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Kitabın çoğunluğunda Aypare ile eşi arasında yaşanan durumlar, eşinin adı Bayhan bu arada, olaylar da aktarılıyor. Özellikle Bayhan'ın vurdum duymazlığı, Bayhan'ın kişiliğiyle Aypare'nin kişiliği arasındaki çelişkiler, tutarsızlıklar da aktarılıyor. Ve bu genç kadın ve Bayhan arasında konuşmalar da var.
Yani kitapta konuşmalar üzerinden yazar kendi duygu ve düşüncelerini aktarmış. Daha doğrusu anlatıcı kendi duygu ve düşüncelerini aktarmış. Hayata bakış açısını aktarmış, görüşlerini, duygularını aktarmış. Bu dönemlerde üniversitede gençler arasında ayrımlar da oluyor tabii ki de. Bir partiyi savunanlar ayrı bir yerde takılıyor, diğer partiyi savunanlar ayrı bir yerde takılıyor. Fikir görüşleri var, fikir ayrımlıkları var, fikir çatışmaları var. Genç Kız Partisi'nden dolayı, görüşlerinden dolayı çocukluk arkadaşlarından ayrı kalmak zorunda kalıyor. Daha doğrusu arkadaşları ona yanaşmıyor, ondan ayrılıyor. Genç kızın başından sonuna kadar arkasında duran tek kişi Dost adlı bir arkadaşı. Onunla birlikte takılıyor. Barlara gidiyorlar, eğlenmeye çalışıyorlar kendilerince. Sohbet, fikir alışverişlerinde bulunuyorlar. Hatta bu Dost adlı kişiyle bir gün karar veriyorlar. Akşam intihar etmeye, hayatlarını sonlandırmaya karar veriyorlar. Akşam olduğunda genç kadın intihar etmekten vazgeçiyor, yaşamayı seçiyor. Yaşamayı, güçlü kalmayı, mücadele etmeyi, varlığını sonuna kadar her ne olursa olsun devam ettirmeye karar veriyor. Aslında hayata bir kere geldiğimizi, o yüzden yaşamamız gerektiğini, bir kere gelmişiz madem yaşayalım diyor. Olmadı. Bu genç kadın kitap da yazıyor bir yandan. Bu genç kadın bir yandan kitap yazıyor. Yazdığı kitabı ilk olarak Aypare'ye okutuyor. Çünkü Aypare'nin görüşlerine, fikirlerine, duygularına çok çok güveniyor. Zaten ondan destek alıyor. Zaten onu model almış kendisine. Aynı zamanda bu genç kadın müzikle de ilgileniyor. Bir gün Aypare yanında birkaç kişiyle Ankara'ya gidiyor. Ankara yolculuğuna başlıyor. Genç kadın okuldayken bir haber alıyor. Aypare'nin içinde bulunduğu aracın kaza yaptığını öğreniyor. Yıkılıyor orada. Birkaç gün kendisine gelemiyor. Burasını da çok güzel bir şekilde yansıtmış kitap. Aypare'nin öldüğünü ve diğer kişilerin yaralandığını öğreniyor. Kitabın burasında ölüm duygusu o kadar güzel yansıtılmış ki sizler de kitabı okurken işte birilerini kaybetmekten korkuyorsunuz. Ölüm üzerine düşünmeye başlıyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar bu kitaplarla ilgili tek tek olayları, durumları art arda sizlere sıralamayacağım. 27 Mayıs sonrası yaşanan olaylar, toplumdaki durumlar, insanların bakış açıları, partilerden bahsetmiş, üniversite gençliğinin yaşadığı olaylardan, ayrımlardan, çatışmalardan bahsetmiş. Yani kısaca ne diyeceğiz? 27 Mayıs darbesi sonrası yaşanan Türkiye yansıtılmaya çalışılmış bu kitapta. Ama oldukça başarılı bir şekilde yansıtılmış. Bir genç kızın bakış açısıyla yansıtılmış. Kitaba farklı açılardan bakabiliriz. Mesela toplumun eleştirisi yapılıyor. Siyasi eleştiriler var diyebiliriz ve kadının toplumdaki yeri sorgulanıyor diyebiliriz. Aynı zamanda okuyan, okumayan kesim eleştiriliyor diyebiliriz. Aydın bakış açısı, cahil bakış açısı da yansıtılmış diyebiliriz. Yani bunu arttırabiliriz. Kitapta o kadar çok şey var ki, elimdeki kitap çok ince, 206 sayfa ama çok çok yoğun bir anlatım var. Yoğun derken sizi sıkmıyor. Basit, açık, anlaşılır bir dili var. Ancak her şeye değinmiş, her şeyden birazcık olsun bahsetmeye çalışmış. Siz bunu anlıyorsunuz. Herkese tavsiye ediyorum bu kitabı. Mesela kitabın bazı paragraflarda acaba aşk var mı? Aşkın varlığı da sorgulanmış. Hatta şey benim dikkatimi çekti. Anlatıcı genç kadın Aypare ve Bayhan'la olan durumları ve orada Maruf Bey adlı kişi var. Ondan da bahsediyor. Ama kendisinin aşka dair hiçbir duygusu yok. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, hiçbir duygusu derken hiçbir yaşantısından bahsetmiyor, aşk hayatından bahsetmiyor. Dışarıda yaşanan kişilerin aşk hayatından bahsediyor, kendisinden bahsetmiyor. Ben bu kitaptan çok çok şeyler öğrendiğimi söyleyebilirim. Bana çok faydası oldu, çok katkısı oldu. O dönemin, Türkiye döneminin yaşadığı olaylar yansıtmış, başarılı bir şekilde yansıtmış. Ama şunu da fark ettim. Kadının ekonomik durumu iyi değil gibi ama sürekli bir yerlere gidiyor. Ne bileyim, kafelere olsun. O dönemde yaşamış gençlerin bakış açısını görüyoruz. Üniversite gençliğinin yaşantısını görüyoruz. Toplumun durumunu görüyoruz. Ailelerin, aile kavramının, anne ve babaların, ebeveynlerin, çocukların durumunu, gençlerin durumunu görüyoruz. Tekrar etmiş olacağım ama kısacası 27 Mayıs sonrası yaşanan Türkiye'nin durumunu görüyoruz arkadaşlar.
O yüzden bence bu kitabı herkesin okuması gerekiyor. Siyasi bir kitap değil, aşktan bahseden bir kitap değil. Sadece kadınlardan, kadının toplumdaki yerinden ya da sadece kadından, partilerden bahseden ya da sadece üniversiteden, gençlikten bahseden bir kitap değil. Kısaca bizim hayatımızda yaşanan durumlardan, bizi ilgilendiren her şeyden bahsetmiş. Mesela örnek veriyorum, sen genç bir erkeksin ya da ben genç bir kadınım. Beni neler ilgilendiriyor? Ailemin yaşantısı. Ailemi ilgilendiren şeyler beni de ilgilendiriyor. Aynı zamanda Türkiye'de yaşanan siyasi olaylar, sosyal olaylar, toplumsal olaylar beni de ilgilendiriyor. Kadınların yaşadığı olaylar beni de ilgilendiriyor. Kadının toplumdaki yeri beni birebir ilgilendiriyor zaten. Gençlerin durumu, üniversite gençliği, eğitim, gençlerin yaşam tarzı vesaire her şey beni de ilgilendiriyor. Kısaca kitaptan bu bahsetmiş. Seni neler ilgilendiriyorsa onlardan bahsedilmiş bu. Seni şu hayatta nefes aldığın sürece ya da içinde bulunduğun durumda hangi şeyler etkiliyorsa, ilgilendiriyorsa ondan bahsetmiş. Kısaca hayatın kendisinden bahsedilmiş bu kitapta. Çok çok akıcı, sürükleyici bir kitaptı. Edebi zevk veren yanları da vardı kitabın. Ben kitabı çok çok başarılı buldum ve zaten söylediğim gibi bana çok çok katkısı oldu. Sizlere de tavsiye ediyorum. Kitaplarla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım izliyorsunuzdur. Bu arada izlediyseniz bana destek olabilirsiniz, abone olabilirsiniz, izleyebilirsiniz, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.